Evet, patternlarımızdan sonuncusu recursive pattern üzerine konuşuyor olacağız. Nedir bu diye sorarsak. Bu desen arkadaşlar switch case yapılanması üzerinde birçok yenilik getiren desendir. Aslında biz switch case yapılanmasını da incelerken bu deseni kullanmıştık. Hani farkında değildik ama kullanmıştık. Peki nedir bu? Örneğin switch bloğunda referans türlü değişkenlerde kontrol edilebilmektedir bu desen sayesinde. Ben switch case yapılanmasında size bir kuraldan bahsetmedim. Neden bahsetmedim? Eskiden arkadaşlar eğer ki C# 7.0'dan önceki sürümlerde olsaydık switch bloğunda yani şurada parantez içerisinde hani geliyoruz burada artık case'ler falan var. Şurada arkadaşlar sadece eskiden değer türlü değişkenleri kontrol edebiliyorduk. Ne zamana kadar? Ta ki C# 7.0'a kadar. Onun için arkadaşlar biz zaten 9.0'dayız şu anda. Yani bundan bahsetmek istemedim çünkü var olmayan bir şeyi hani var izin verilen bir durumu değilmiş gibi söylemenin bir anlamı yoktu. Recursive pattern sayesinde C# 7.0'daki bu gelen pattern sayesinde arkadaşlar biz switch bloğunda değer türlü değişkenlerin dışında da referans türlü değişkenleri kontrol edebilmekteyiz. Peki hangi durumlarda edebiliyoruz? Örnek göstermek gerekirse hemen şöyle gösterelim. Bu arada arkadaşlar ayrıca switch bloğuna when komutu ile çeşitli şart koşul niteliği kazandırılmakta. Recursive pattern'a when geldi. Onu da göstermiştim. Bunların hepsine değineceğiz. Şimdi örneğimiz burada. Bakın elimizde iClonable dediğimiz bir referans türlü bir değişken var. İleride object oriented kısmında interface nedir? Bunu öğreneceksiniz. Interface yapılanması bir referans türlü değişkenleri referans edebilen bir türdür. Neyse buraya geçiyorum. Burası bizi ilgilendirmiyor. Şimdi instance dediği şey artık bir integer, bir string, bir char gibi bir yapılanma değil, değil mi? Yani farklı bir değer türü. İşte recursive pattern sayesinde biz değer türlü değişkenlerin dışındaki değerleri de artık switch case'de kontrol edebiliyoruz. Artık buraya değer türlü değişkenin dışındaki değerleri verebiliyoruz. Şimdi bunu verdikten sonra arkadaşlar bakın when şartını da burada kullanabiliyoruz. Şurada when var. When'i de göstermiştim zaten. When de arkadaşlar recursive pattern'a geldi. Aslında çok da böyle spesifik bir yapılanma değil ama diğer pattern'ların birleştirilmiş halidir. Ne gibi? Şimdi bak. Şimdi elimizdeki instance'ın eğer ki referans türlü bir değişkeni verdiğinde o referans türlü değişkenin türlerine karşılık sen burada check durumunu yapabiliyorsun. Yani diyorsun ki kardeşim bu instance SQL Connection referans türü mü? Yoksa SQL Commit mi? Yoksa SQL Stream Writer mı? Bunları kontrol edebiliyorsun. Haliyle recursive pattern'da arkadaşlar recursive pattern dikkat tür kontrolü yaptığı için type pattern'ı kapsamaktadır. Değil mi? Bak içerisinde ne var? Type pattern'ı kapsayabilmekte. Yani sen switch case yapılanmasında referans türlü değişkenlerin türlerini check edebiliyorsun. Ve check ettikten sonra şu değişkenlerde bunları karşılayabiliyorsun. Bu bir. İkinci durum ise arkadaşlar. Bak şimdi burada ne var başka? Şöyle bir inceleme yapalım. Örneğin. Başka. Şimdi türlerimizi biz kontrol ettik etmesine. Bir yandan da arkadaşlar statik bir değer kontrolü var. Bak nerede? Null kontrolü var değil mi? Arkadaşlar statik değerleri ya da null durumunu kontrol ettiğimiz pattern hangisiydi? Constant'tı değil mi? Ha, bak dikkat. Ayrıyetten recursive pattern case null komutu ile ilgili türün yani referansın null olup olmamasını kontrol edebilmesinden dolayı neydi? Constant pattern'ı kapsamaktadır. Bunların hepsini yapabiliyormuşuz bakın. Yani arkadaşlar recursive pattern şu ana kadar benim size göstermiş olduğum switch yapılanmasında bütün özellikleri, çoğu özellikleri getiren, switch'i daha da esnek hale getiren bir pattern'dır. Bunun dışında ekstradan diğer pattern'ları da kapsayan daha gelişmiş, daha geniş bir yapılanmadır. Tamam. Neden hocam bununla ilgili bir örnek vermeyeceksin? Çünkü bu artık hani referans türlü değişkenleri bilmediğimizden dolayı bu değişkenleri bilmeden de oturup bununla ilgili bir fiziksel örnek vermek çok da verimli olmayacaktır. Dolayısıyla zamanı geldi mi zaten kullanacağız. Bunun böyle bir yapılanma olduğunu bilin. Zaten when şartıdır ne bileyim işte değer türlü
değişkenlerin dışında referans türleri kullanabilmemiz olsun falan. Hani bunlar zaten kullandığımız yapılanmalar. Örneklendirmeye gerek duymuyorum arkadaşlar. Bunu cebimize koyalım. Böyle bir şeyin olduğunu bilelim. Unutsanız da olur. Çok kritik değil. Switch'teki çoğu özelliği getiren yeni bir pattern olduğunu bilelim. Sonraki derslerimize devam edelim. Şimdi sonraki derslerimizde arkadaşlar şöyle bir durum söz konusu. Yapısal olarak sonraki derslerimizde yapısal olarak C# 9.0'da gelen patternları inceleyeceğiz. Sonraki dersimizde görüşmek üzere diyelim.